Şimdi okulumuz öğrencisi Semih Kaldırım'ı Surf Self Learning adlı konuşmasıyla sunmak için sahneye davet edeceğim. Ses. Geliyormuş, tamam. Şimdi geçmeden önce ben burada Self Learning gibi direkt söyleyeyim Türkçe çevirisini. Öz eğitim. Hani kendi kendisine öğrenmesi insanın bir şeyleri. Konuşmama şununla başlayayım. İstiyorsanız profesör olun, istiyorsanız rektör olun. Günü geldiğinde lütfen sizden sonra konuşacak insanlara da saygı göstermeyi ve onları dinlemeyi öğrenin diyorum. Nasıl geçeceğim şimdi? Çok ayrı devirlerin iki insanı. Kim bunlar? Leonardo da Vinci ve Julian Assange. Peki ikisinin ortak noktası ne bu noktada? Çok 600 yıl var, belki 700 yıl var aralarında. Çok da farklı insanlar. Biri işte şu anda nelerle itham edilen bir politikacı. Biri dünyanın en büyük gelmiş geçmiş mühendislerinden biri. İkisi de otodidakt. Otodidakt dediğimiz şey ne peki? Bu insanlar neyi farklı yapıyorlar da bu insanları biz niye bugün konuşuyoruz hala? Otodidakt. Burada İngilizcesi var. Türkçesini de altına ben yazdım. Kurumsal veya özel bir eğitimin yerine kendi kendine eğitme işi. Self-learning ve otodidakt dediğimiz şey. Bu insanlar otodidakt. Ve hani ister inanın Leonardo da Vinci'den, Julian Assange'a, Jean-Paul Sartre'dan, Adolf Hitler'e dünyada bir sürü otodidakt vardı ve var olmaya devam ediyorlar. Peki bu insanları yine ne farklı kılıyor? Einstein'ın dediği gibi. Hani hiçbir özel yönleri yok ama sadece çok meraklı bu insanlar. Peki biz değil miyiz? Biz de o kadar meraklıyız aslında. O yüzden hepimiz bir aslında öz eğitimciyiz. Ama bunun farkında olduğumuz noktalar var. Kaçırdığımız zamanlar var. Pek doğal, kaçırır insan. Yani çocukluğunuzda hiç mesela sıcak sobaya değdiğiniz zaman bir daha değmeyeceğinizi hiçbir kitapta okudunuz mu? Okumadınız. Bunu değerek öğrendiniz. Teknik olarak siz de bir öz eğitimcisiniz aslında. Hiçbir insan hayatında bir sürü şeyi hani sevdiğiniz insanla flört etmeyi de zaman zaman öz eğitimle öğreniyorsunuz sonuç olarak. Kitaplarda yazmıyor böyle şeyler. Peki, hani neden farkında değiliz? Aslında benim dikkat çekmek istediğim nokta bu. En büyük özelliği işte öğrenmek için hayatımızda dış etkiyi beklemeye alıştık. Hocalar, ödevler, sınavlar, rektörler, ne bileyim işte bölümler, üniversiteler, çok alıştık böyle şeylere. Hiç mesela işte diyor ya Kudret Hoca, hani hiç artık kendimiz açıp okumuyoruz mesela. Veya kendimiz bugün ya ben şunu öğreneyim, bunu öğrenmeye çalışayım. Ya zamanında insanlar nasıl yapmış demiyoruz mesela. Newton hani kalkülüsü bulduğunda yazıyor muydu? Yazmıyordu. Adam da kendisi bulmaya çalıştı, bularak öğrendi. İşte en büyük sorunlardan biri de bu. Bildiğimizin farkında olmaktan vazgeçtik. Nasıl vazgeçtik? Yine aynı eğitim sistemiyle vazgeçtik. Bugün mesela X teoremini biliyoruz ama uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz. Neden? Bildiğimizin farkında değiliz çünkü. Çünkü bilmiyoruz aslında. Kendimiz bunu hiçbir zaman şey yapmadığımız için, deneyimleyerek öğrenmediğim için ben de mesela hiçbir zaman böyle şeyleri hatırlayamıyorum. Peki, devam edelim. Ve en önemlisi işte mesela Bilkent'teki en önemli problemlerden biri. Ben mesela mühendislik öğrencisiyim. X kişisi hukuk öğrencisi. Herkesin ortak problemi. Zaman yok ki bu üniversitede. Peki nasıl kendimiz öğreneceğiz? Devam edelim. Nasıl? Mesela MIT OpenCourseWare. Belki kullananınız vardır, belki kullanmayanınız vardır. Binlerce şey var. Mesela işte
İbrahim Tatlıses'in deyimiyle Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Ankara'da MIT'yi görebiliyorsunuz artık. Orada verilen dersleri öğrenebiliyorsunuz. Kim bakıyor? Ben bile mesela bakmıyorum çoğu zaman. Burada çıkıp konuşuyoruz. İşkembeden atıyoruz ama ben bile bakmıyorum çoğu zaman. Mesela diğer yani bu kanallar TED'i görmüşsünüzdür. YouTube zaten artık hani ortada bir şey. Coursera biraz daha şey. Ama mesela bizim üniversitede hiç akademik kaynak olarak mı verdiniz? Sallamıyoruz anacığım. Wikipedia mesela dünyanın en büyük veri tabanlarından biri haline geldi. Belki yüz binlerce, on binlerce kitapta anlatabileceğiniz şeyi adamlar almış koymuş internete. Ama ne? Bizim burada takıldığımız nokta ne? İşin ehli olmayanlar, profesyonel olmayanlar da buraya katkı yapabiliyor diye saymıyoruz. Neden? Belki o insanların o konuyu eğitimde, öğretimde kendi farklı yorumladıkları bir nokta var. Ve biz aslında bu noktalara önem vermeyerek bu insanların öğrendiği şeyleri kaçırıyoruz. Çok güzel. Peki bu noktada biz hani ben de mesela okuyorum burada. Neden formal eğitim alıyoruz? Şimdi Abdullah Hoca'ya çok yükleniyor olacağım ama yine kendisinin 2 yıl önce bir tweet'i var. Ne? İşte kar yağdığında okulların tatil olmasını beklemeyin. Okullar sizi iş hayatına hazırlıyor. İhalelerin ertelendiğini gördünüz mü? Çok güzel. Siz hiç iş hayatında sen bu projeyi yaparken kitaba bakamazsın diyen patron gördünüz mü? Mesela biz sınavların çoğunda bakamıyoruz. Veya işte örneğin benim gibi mühendislik öğrencisiyseniz kod yazarken hiç hani bilgisayarda programlama dili. Adamlar bilgisayar için çıkartmışlar. Alan Turing'de bulalı 65 yıl olmuş bilgisayarı. Hiç duydunuz mu hani öyle birini? İşte siz kodu kağıda yazın ama bilgisayarda yazacağız sonra. Yok umurumuzda değil diyen birini duydunuz mu? Duymadınız. Yok öyle bir şey çünkü. Ne peki? Biz hani burada neyi kaçırıyoruz da kendimizi öz eğitemiyoruz? Bunlara değinmek lazım biraz. Kendini geliştirme isteğimiz var. Yeni bir şey öğrenmeye insanoğlunun %99'u açık gerçekten. O konuda hiç sıkıntımız yok. Merakımız da var. Bizim kaçırdığımız nokta devamlılık ve süreklilik. Yine zaman kaygısına geliyoruz işte. Mesela tekrar teşekkür ediyorum bu saatte kadar burada kalıp şey yapanlara. Biz sürekli başka bir işimiz var. Anlıyorum. Benim de işim var. Yani X kişisinin de işi var. Ama sonuç olarak burada hani işte ben de mesela bu alanda expert değilim. Çok da hatta yani öğrenme konusunda çok zorluk çeken biriyim. Ne formal eğitimde ne hani öz eğitimde başarılı olan birisiyim. Ama işte belki o insanın diyebileceği farklı bir şey vardır, yoktur. Gitmeden görmeden bilemezsiniz. Schrödinger'in kedisi gibi bir şey bu durum. Bize motivasyon ve kararlılık. Tabii cumartesi kalkülüs sınavım yok Allah'tan. Oruç süreçleri geçip kalkülüsten D'yi çakalı çok oldu ama yani benim de motivasyonum, kararlılığım değişirdi mesela cumartesi günü kalkülüs sınavı olsaydı. En önemli şeylerden biri bu. İşte TED Talks'a girdiyseniz hiç hani bu platformda o konseptte bir şey. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Sir Ken Robinson vardır. Der ki işte eğitim yaratıcılığı öldürür. Doğru. Bakın burada mesela yoldan sapanların hepsini biz yola getirmeye çalışmıyor muyuz? Belki o insanlar farklı bir yol çizecekler. Yani işte çok söylenir ama yani kiliselerde 1400'lerde dünya yuvarlak diyen adamı yapmadıklarını bırakmadılar. Ama o adam şu anda dünyanın gidişatını çok farklı bir yere götürdü belki fikirleriyle. Ve onun zamanında da bu hani dünyanın yuvarlak olduğu kitaplarda yazmıyordu. O adam hep bunları öz eğitimle buldu. Araştırarak buldu, merak ederek buldu. Mesela izlediniz mi bilmiyorum. Son zamanlarda çok popüler. Emin Çapa'nın hani bir konuşması var. İşte Arşimet'le hani Türk hamamlarında suyun kaldırma kuvveti yok mu diye. Cidden yok mu? Hani elmalar sadece cidden İngiltere'de Newton'un başına mı düşüyorlar? Düşmüyorlar. Biz sadece formal eğitimlerle kendimizi işte 20. yüzyıllardan itibaren o kadar kapattık ki her şeyi 600 sayfalık kitaplara sığdırmaya çalışıyoruz. Doçentlerin verdiği ödevlerden, profesörlerin yaptığı derslerden sığdırmaya çalışıyoruz. Kendimizi öğretmeye vaktimiz yok. Bu yüzden hiçbir bilgi kalıcı olmuyor zaten. Sonra X bir derste geliyor hoca, bunu daha önce öğrenmiştiniz diyor. Öğrenmeyince size kızıyor. Hani ben öğrenmedim de öğretmeye çalışanın hiçbir kabahati yok. 40 kişiden 40'ı da bilmiyorsa belki ondadır kabahat.
Belki insanlar biraz kendinize inisiyatif vermeye başlamanızı söylüyordur bu noktada. Ne? Artık hani işte hepimiz belli bir çağa geldik. Kendimiz öğrenmeye çalışmalıyız bazı şeyleri diye düşünüyorum. Ne kazandırır size? İşte burada ben de burssuz bir öğrenci olarak ne? Bilkent'e senede bayılıyoruz. Güzel bir meblağ böyle hop 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 yolluyoruz. Ama self-learning'in en güzel şeylerinden biri, işte Wikipedia var, MIT OpenCourseWare var. Bunlar amiyane tabirle beleş duruyorlar. İnternet var. World Wide Web geleli işte 20 yıl, 30 yıl oldu belki. Bilgiye çok daha rahat ve kolay ulaşabilirsiniz böylece. Bunun en önemli özelliklerinden biri bu. Başka, öğrenmenizi yönetebilirsiniz. Benim en sevdiğim şeylerden biri mesela. Altta da yine aynı başlıkta kontrolden bağımsız öğrenme. Yani size hiç kimse sen şu ödevle öğrendiğini bir ölç, sen şu sınavda tamam, bunlar da lazım, katılıyorum. Eğitim sistemi zaten bu yüzden bulunmuş. Ama sen öğrendiğini böyle ölç, ben seni böyle ölçeceğim. Sen de şunu yapmak zorundasın. Bu da bu yolun sabit şeyi diye bir şey yok. İstediğiniz öğrenmeyi, istediğiniz yere çekin, istediğiniz şekilde yönlendirin. En önemli özelliği bu. Sizin isteklerinize göre eğitebilirsiniz kendinizi. Peki yine ne? Kendinize ve bilginize güven. Ben mesela çok böyle derslere çok girmeyen bir insanım. Yeri geliyor çok ders asıyorum. Ama gerçekten sonra da hani malum formal eğitimin kuralları gereği o derste çalıştığımda kendim öğrendiğim şeyler karşımda birine çıkıp anlatmasından bana çok daha kalıcı bilgi gibi geliyor. Ve gerçekten kullanırken kendime çok daha fazla güveniyorum. Ve en önemlisi hani bağımsız bir şekilde sorgulayabilirsiniz ve değiştirebilirsiniz dünyanızı. Bu da nasıl olur? Mesela biz sadece eğitimi en azından hani benim çevremde mühendis olan arkadaşlarım da biz eğitimi ne olarak alıyoruz? İşte teoremler, rakamlar, sayılar. Öz eğitim sadece bununla değil ki. Hani öz eğitim bir sürü şey için geçerli. Mesela bir öz eğitim olarak bence günümüz dünyasında sorulması gereken bir şey. Hani demokrasi nedir, cumhuriyet nedir? Bence bunları sormamız gerekiyor diye düşünüyorum artık. Özellikle öz eğitim kapsamında hani demokrasi cidden halkın kendi kendini mi seçmesidir? Cumhuriyet nerede vardır, nerede başlar, nerede biter? Bunları hiç sormuyoruz. Var demişler, vardır deyip geçiyoruz. Sorgulamadığımız sürece bu da böyle gidiyor. Sonra hani toplumların gelişmesi bununla orantılı. İnsanların sorgulamasıyla orantılı. O yüzden size iki tane sloganım var. İstiyorsanız öğrenmeye devam. Hani daha işte kibar olanı. İstiyorsanız yani tamam derslere de hani yeterince vakit ayırın ama ben bana göre geldiği yerde sallamayın. Bırakın gitsin. Ne istiyorsanız onu öğrenin. Hayatta bir şeyi öğrendiğiniz sürece zaten bir yere gelebilirsiniz. Dert etmeyin. Ama önemli olan ne istediğinizi öğrenmek. Sonra mesela ben hayatta kalsa bana mühendislik okumazdım. Çok yanlış bir karar. Kesinlikle tavsiye etmem kimseye de. Yani bana kalsa daha çok ilgi gösterdiğim şeyleri okurdum. Mesela belki ileride 30 yaşına gelip belki 5000 dolar kazanacağım ama cidden eve gittiğimde ya biz de 18 yaşında yanlış tercih yaptık diyeceğim. Bunu yapmamanız için istediğinize yönelin. İstediğiniz bilgiyi alın, istediğinizi almayın ama en önemli olan şey bilginizi sorgulayın, iki kez sorgulayın, üç kez sorgulayın, insanlarla tartışın ve hiçbir bilgiyi size geldiği gibi hazır kabul etmeyin. Kudret Hoca'nın dediği gibi görsel işte kültür çağının en büyük yanılgısı. Bize gelen her şeyi kesinlikle %100 doğru kabul edip onun üstünden yürüyoruz. Hiç sorgulama gerek yok. Canım ne gerek var sınavdan 100 alayım da geçer modunda gidiyoruz. Bunu yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve cidden böyle bitiriyorum konuşmamı. Öğrenmeye devam edin. Boş verin dersleri falan. Her şey yetişir bir şekilde. Siz öğrenmeye bakın.